Selamun aleyküm arkadaşlar. Gülizar'ın günlüğü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Alışverişten geldik. İnanın sabahtan beri başım ağrıyor. Niye başım ağrıyor bilmiyorum. Eşim de dedi gel dedi çarşıya gidelim dedi. Hem dedi biraz değişiklik olur. Hem de şeye bakalım dedi. Ot biçme makinesine. Baktık arkadaşlar. Başka bir yere daha bakacağız Adapazarı'na. Şurada şunu göstereyim önce size. Bakın nişastam kurudu. Şöyle biraz daha dağıtacağım. Dağıttıktan sonra da böyle biraz daha kurutacağım. Ondan sonra bir kavanoza koyacağım. Bakın bayağı nişasta çıktı gördüğünüz gibi. Ben bunu almasaydım bu çöpe gidecekti. İlla ki bir yerlere bir faydası oluyor arkadaşlar. Nişasta her şeye lazım oluyor. Bakın şöyle gayet güzel. Biraz da böyle duracak leğende kurusun. Üzerini ben bunu kapatıyorum. Masanın üstünde duruyor. Neyse gittik arkadaşlar. Hem alışveriş yaptık. Alışveriş dediğim böyle küçük bir alışveriş yaptık. Hem de makineye baktık. Ot biçme makinesine. Adapazarı merkeze gideceğiz inşallah. Oraya da bakacağız. Orada daha uygun varmış. Çok başım ağrıyordu sabahtan beri. Mutfağı toparladım yattım. Şöyle bir kilo kıyma aldık arkadaşlar. Köfte yapacağım. Şöyle iki paket mantar aldık. Şöyle. Mantarlar da güzelmiş. Taze. Şöyle soda aldık. Krem şanti aldım. Elif kendine çizgi almış. Şöyle bir paket Hindistan cevizi aldık. Kafam hiç yerinde değil. Kendine şöyle iki tane şeker almış Elif. Herhalde birisini abisini aldı. Şöyle limon aldık. Bisküvi aldım arkadaşlar. Bayağıdır bisküvi tatlısı yapmıyorum. Bisküvi pastası. Dedim çocuklara yapayım. Çocuklar çok seviyor. Ondan sonra şu yumurtadan aldım kendime organik. Organik diye satılıyor ama artık Allah biliyor. Şöyle aldım. Şöyle süt aldım pasta için. Normal içmek için. Dolapta sütüm var. Şöyle iki tane puding aldık. Şunu da belki lazım olur diye pastacı kreması aldık şöyle. Belki lazım olur pasta yaparız. Ben iki paket aldım biliyordum ama üç paket almışım puding. Şurada da köfte harcı aldık. Şimdi köfte yapacağız. Şöyle hamur kabartma mayası aldık. Toz değil maya. Şurada da Efe Savur'a şey istedi. Ton balıklı makarna istedi. Şöyle iki kutuda ton balık aldım. Savur'da Efe'ye makarna yapacağım. Durum böyle arkadaşlar. Ben hemen aldıklarımı hemen yerleştireyim. Hemen köfteye başlayayım. Dünden çorbam var. Bugün sadece köfte ile pilav yapacağım. Tatlım zaten var. Durum böyle. Bir de salata yaparım yanına. Bir günümüz. Şöyle bir şişede Pepsi aldık. Her zaman kola içmiyoruz arkadaşlar. Böyle daha doğrusu ben fazla içmiyorum. Ben eskiden her gün kola olmadığı zaman duramazdım. İlla kola olacak. Ama bu hastalıktan sonra pek kola içmiyorum ama böyle mesela mangalın yanında et türü bir şeyler olduğu zaman içiyorum. Durum böyle arkadaşlar. Ben hemen hazırlıklarıma başlayayım. Köfteleri hazırlayayım. Fırında yapacağım zaten sebzeli. Az önce kameraya tam gösterememişim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Nişastamı böyle. Gördüğünüz gibi nişastam burada böyle.
kuruyacak. Başım o kadar ağrıyor ki arkadaşlar, inanın çekmeyi unuttum. Çekim yapmayı unuttum yani. O kadar çok. Niye bilmiyorum, çok ağrıyor. Ağrı kesici içiyorum. Yine de bir faydası yok. Başımın ağrısı artık mideme vuruyor sanki. Şöyle köftemi ben yaptım arkadaşlar. Üzerine de şöyle bir salçalı sos dökeceğim. Köftelerimi, sebzelerimi kızartmadım. Zaten bana kızartma yasak. O yüzden hiç kızartmadım arkadaşlar. İçine de birkaç tane mantar koydum. Dedim hadi o da bir değişiklik olsun. Fırında güzel olur. Yani bu köfteye mantar koyulmuyor ama şöyle birkaç tane koydum, canım çekti. Güzel olur. Fırınım da ısınıyor. Elektrikler gitmezse fırına atacağım. Şöyle bol soslu. Sosun içine baharat koydum arkadaşlar. Domates salçası. Şöyle bir sebzeli fırında makarna. Ay makarna diyorum ya. Of. Köfte arkadaşlar, yemin ederim var ya, baş ağrısından ne dediğimi bilmiyorum. Bunu da fazla yapmışım. Her zamanki gibi elimin ayarı yok. Elimin ayarı yok arkadaşlar, o yüzden onu da dedim ki madem fazla yaptım atayım dondurucuya. Gün ola harman ola lazım olur. Onu da başka bir gün yeriz. Bu da hazır yemek olur bana. Bayağı da fazla kopardım her tarafı. Yani biz kadınlar öyle, başımız da ağrısa ne yaparsak yapalım o yemek olacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Başımız da ağrısa ne olursa olsun o yemeği yapacağız. Bunu da dondurucuya atacağım arkadaşlar bu şekilde. Fazla yapmışım. Fazla yaptığım için. Şimdi o tepsideki zaten yeteri kadar fazla. Bir de bunu fazla, sebzeleri de fazla doğramışım. Köfteyi de fazla yapmışım. O yüzden ne yaptım? Buraya böldüm kalanı. Şimdi bunu böyle kapattım. Başka bir gün dondurucuya koyacağım. Başka bir gün yeriz inşallah. Çekim yapmayı unuttum arkadaşlar. Gerçekten yani zaten zor yaptım. Daha pilav yapacağım. Gerçekten hiç kolay değil yani. Diyorum ki yani şöyle durumlarda insanın gerçekten yakınında bir bacısı, gerçekten bir kardeşi olsa, bir yengesi, İnanın derim yani çok kötüyüm, iftara sana gelelim bu akşam derim ama maalesef benim kimsem yok arkadaşlar. Benim kardeşim yok. Benim öyle bir abim ya da ne bileyim bir kardeşim olsun. Öyle ben bugün iyi değilim, hadi iftara size gelelim diyebileceğim kimsem yok. O yüzden zor bela yapıyorum yani, inanın zor yutkunuyorum bile. Sanki başımın ağrısından midem ağzıma geliyor. O kadar kötüyüm. Böyle oluyor işte, bu da burada. Pilavı yapacağım şimdi. Pilavımı da koydum arkadaşlar. Sobanın üstünden su alayım.
Pirincim kavruldu zaten. Tuzunu katmıştım. Şöyle tereyağı güzelce pirinç pilavı. Şimdi de salatayı yapacağım arkadaşlar. Salatayı da bahçeye gidemedim. Çok yağmur yağıyor çünkü marul alamadım. Domatesten, salatalıktan, soğandan öyle bir hemen bir salata yapacağım. Bakalım köftemiz nasıl olmuş arkadaşlar. Ben ikindi namazını bile yeni kıldım inanın. Çarşıdaydım zaten ikindi ezanı okunduğunda. Ben ikindi namazını kılarken eşim sofrayı kurmuş, pilavı götürmüş, salatayı götürmüş, tabakları götürmüş, çorbayı ısıtmış sobanın üstünde. Şöyle üzerine yağlı kağıt koydum kuru olmasın diye. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Köftemiz. Şöyle bize afiyet olsun. Ben şimdi götüreyim bunu. Dışarısı da nasıl güzel görünüyor. Ezana da 20 dakika falan var. Gayet güzel yetiştirdim yani o baş ağrısıyla. Hala da halim dermanım yok. Bir de gözüme vuruyor ağrı. Nasıl güzel oldu, her yer yeşillendi arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bu sene çok güzel Nisan yağmuru yağıyor çok şükür. Geçen sene yağmamıştı. Geçen sene hiç Nisan yağmuru yağmamıştı. Çok ara ara bir çiseliyordu, o kadar. Bu sene çok güzel. Gece gündüz yağıyor. İnşallah hep böyle gider. Toprağımız da suya doyar. Barajlarımız da dolar inşallah arkadaşlar. Hep dua ediyorum, diyorum Allah'ım bizi susuz bırakma. Gerçekten su olmazsa hepimiz hasta oluruz. Pislik, mikrop, her şey çoğalır. Her pisliği su temizliyor. Böyle işte arkadaşlar, akşam oluyor. Ezana da bir şey kalmadı. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizin tuttuğu oruçları Allah kabul etsin. Kendinize çok iyi bakın.